Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8,5 TL'ye temin edebileceğiniz bir müzik çaları inceleyeceğiz. Diviner'ın ürettiği müzik çalara hadi gelin yakından bakalım. Mavi, kırmızı, siyah ve yeşil renk seçenekleri bulunan ürünün elimizde bulunan mavi renkli modeline baktığımızda dikkatimizi Adidas baskısı çekiyor. İmitasyon ürünü anlamında çığır açtıklarını düşünmemek elde değil. Logo ve tasarımsal izler bile aynı. Ürün 1 GB'lık iPod Shuffle ile oldukça benzer bir tasarım anlayışına sahip. Plastik malzemeyle kaplanan ürünümüz kolay çizilebiliyor. Aynı zamanda da birazcık plastik koku barındırdığını belirtmeliyim. Özellikle kulaklık gerçekten bir garip kokuyor. Mini USB ile şarj olan ürünün beraberinde ufak bir USB adaptör gelmekte. Açıkçası fiyatına göre bu adaptör bile oldukça iş görecek bir yapıda. 8 GB'lık microSD desteği sunabilen ürünü kartsız kullanma imkanımız bulunmuyor. Tasarım ve malzeme kalitesi bakımından pek bir beklentiye girmesek de mandallı bir yapıyla gelmesi ve her yere tutunabilme imkanına sahip olması çok hoş. Müzik çalarımız açık olduğu zamanlarda gereksiz bir şekilde sürekli kırmızı bildirim çakıyor. İster istemez insanın gözü sürekli o yanıp sönen ışığa takılabiliyor. Açıkçası tasarım oldukça basit dursa da bu fiyata yine de fena değil diyebiliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kısa süreli denemelerde maksimum kapasitesinde ölçme fırsatı yakaladık. 1 saatte şarj olurken 4 saatte tükenebiliyor. Tuşlar biraz sert olduğu için ses çıkartabiliyor olsa da kontrol imkanında gecikme ve sıkıntı yaşamadık. Sinyal gücü 86 desibel olarak belirlenmiş üründe diğer teknik verilere ulaşamasak da elde ettiğimiz verileri paylaşmak isterim. Öncelikle maksimum çıkış gücü 16 ohm ve ses şiddeti ise 90 desibel ve üstü civarlarında. Harmonik bozulma değeri ise %1'den oldukça yüksek bir değerde. %5 civarında olduğunu belirtelim. Dip ses konusunda çok başarısız. Dinlemeseniz bile dipten ışırtılar geliyor. İşin özü beraberinde gelen kulaklıktan da bu müzik çalardan da çok fazla şey beklemeyin. Kendi adıma kullanmayı düşünmüyorum. Lakin fiyatına bakıldığında ufak ve taşınabilir oluşu avantaj sağlayabiliyor. Hiç mi müzik dinlenmez derseniz de ne kadar iyi kulaklık kullanırsanız kullanın, bir şekilde seste bozulmaları hissedebiliyorsunuz. Sonuç olarak müzikal anlamda tatmin etmedi. Düşük format profili olmasına rağmen yine de başarısız. Yüksek bitrate oranlarına sahip bir müziği bile rahatlıkla oynatamıyor. Standart bir telefonun bile ses çıkışı daha kaliteli. Umarım yine faydalı bir videoya imza atmışızdır. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.